Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle 10. sınıf tarih dersinin 4. ünitesi olan Beylikten Devleti Osmanlı Medeniyeti konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ünitemizin konu başlıklarına baktığımızda Anadolu'nun kandillerini yani sufilerini ve alimlerini, Osmanlı Devleti'nin idari yapısını, halk kültürü yani sözlü kültür, kitabı kültür yani yazılı kültürü, ve aynı zamanda Osmanlı'da zanaat, sanat ve kültür faaliyetlerini inceleyeceğiz. Dersimizin kullanım alanlarına ve faydalarına baktığımızda arkadaşlar Anadolu'nun kandilleri dediğimiz sufilerin ve alimlerin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkilerine bakacağız ve aynı zamanda Osmanlı devlet idaresindeki sınıflaşmaya bakacağız. Seyfiye, ilmiye ve kalemiye sınıflarından söz edeceğiz. Ve aynı şekilde Osmanlı'da sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkisine de bakacağız arkadaşlar. Dersi dinledikten sonra hemen sorularla dersimizi pekiştirmek istiyorsanız eğer Dinamo soru bankasını açıyorsunuz arkadaşlar. Dinamo soru bankasında sayfa 81'den 99'a kadar olan kısım sizin ödeviniz olacak. Buraya baktığımızda yine arkadaşlar e, çeşitli soruların olduğunu görüyoruz. Çözemediğiniz sorular olduğu takdirde hatırlayalım. Hemen ne yapıyorduk? Yukarıdaki karekodu okutup sorunun cevabına ulaşabiliyorduk. Evet ödeviniz Dinamo'dan sayfa 81 ve 99 arası. Şimdiden herkese kolay gelsin. Evet ilk olarak Anadolu'nun Kandilleri başlığına bakalım. Arkadaşlar Anadolu'daki İslamlaşma hareketini yürüten sufiler tabii ki de belli bir anlayış içerisindeydiler. Bu anlayışa baktığımızda tasavvufi anlayışı görüyoruz. Tasavvufun tanımına baktığımızda kalbin kötülüklerden arındırılıp yaratılanlara karşı güzel davranılması, insanın dünyalık menfaatlerden ve nefsinden uzaklaşarak Allah'ın varlığı ile yetinme anlayışı olduğunu görüyoruz. Burada sufi dediğimiz kişiler ise tasavvufi yaşam tarzını benimseyen kişilerdir arkadaşlar. Yine bu sufiler öğretileriyle, tecrübeleriyle halkı etkilemiş ve bu halk da Allah yolunda bir takım kuralları bulunan yollarda yürümeye devam etmişlerdir ve tarikatlar kurmuşlardır. Anadolu'da birçok tarikat Anadolu'nun İslamlaşmasını etkilemiştir. Sufilerin Anadolu'nun İslamlaşmasının etkilerine baktığımızda arkadaşlar 13. yüzyılda Anadolu'ya yapılan Moğol istilasının etkisini görüyoruz. Hatırlayalım Türkler özellikle 11. yüzyılın başında yani 1048 Pasinler Savaşı, 1071 Malazgirt Savaşı sonraki süreçte Türkiye Selçuklu Devleti'nin 1176 yılındaki Mirakef olan ile birlikte Anadolu'da bir Türkleşme süreci başlamıştı. Bu tarihten sonra Türkiye Selçuklu Devleti burada otoritesini kurmuş. Sonraki tarihlere baktığımızda 1243 yılına gelindiğinde bir savaşımız vardı. Köse Dağı Savaşı ile birlikte Türkiye Selçuklu Devleti buradaki otoritesini kaybetmişti. Bu otorite kaybını arkadaşlar sufiler ve tarikatlar engellemeye çalışacak. Yani Müslümanlar arasındaki dayanışmayı, birliği devam ettiren kişiler sufiler ve alimler olacak. Sufilerin ve alimlerin kurmuş olduğu bazı teşkilatlara baktığımızda arkadaşlar Ahilik teşkilatını görüyoruz. Hatırlayalım. Ahi Evran tarafından kurulmuştu. Mevlevilik teşkilatını görüyoruz. Yine Mevlana tarafından Bektaşilik teşkilatını baktığımızda ise Hacı Bektaş Veli'yi görüyoruz ve Yesevilik e, tarikatına baktığımız ise Hoca Ahmet Yesevi'nin kurmuş olduğu teşkilatı görüyoruz. Burada gördüğünüz teşkilatlar arkadaşlar Anadolu'da İslamlaşmayı etkileyecek. Evet Anadolu'ya gelen bazı sufiler ve alimler başlığına baktığımızda ilk olarak Ahmet Yesevi'yi görüyoruz. Ahmet Yesevi arkadaşlar Yesevilik tarikatının kurucusu. Aynı zamanda Anadolu'da Türk İslam kültürünü sentezlemiştir ve Divan Hikmet adlı eseri en önemli eseridir arkadaşlar. Mevlana'ya baktığımızda ise bilindiği üzere Mesnevi ve Divan-ı Kebir en önemli eserlerinden Mevlevilik tarikatının kurucusu. Aynı zamanda biliyorsunuz Mevlana'nın çok da güzel sözleri var. Onlardan bir tanesini burada söyleyelim. Gel, gel, yine gel. Ne olursan ol, yine gel demiş Mevlana. Siz de yine arkadaşlar ne olursanız olun videomuza gelin, videolarımızı izleyin, beğenin, yorum atın, like atın, kanalımızı takip etmeyi de unutmayın bu arada. Ah evrana geçelim. Ah evrana baktığımızda ise arkadaşlar biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ve yükselişinde Ah evranın kurmuş olduğu Ahilik teşkilatı yani esnaf teşkilatı etkili olmuştur. Özellikle Ahiliğin özelliklerini anlatmış olduğu ve i Hikmet adlı eseri de önemli eserleri arasında yer alıyor. Evet sırada Hacı Bektaş Veli var. Hacı Bektaş Veli'ye baktığımızda ise Bektaşilik tarikatının kurucusu olacak. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin askeri birliği içerisinde önemli yere sahip olan Yeniçeri Ocağının kuruluşunda Hacı Bektaş Veli'nin etkisi vardır. Aynı zamanda en önemli eseri ise Makalat adlı eseridir arkadaşlar. Hacı Bayram Veli'ye baktığımızda Hacı Bayram Veli'ye baktığımızda arkadaşlar hayatı boyunca Anadolu'da ya da diğer coğrafyalarda İslam'ı yaymaya çalışmıştır. Özellikle burada konar göçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesinde etkili olmuştur. Yine Bayramiye tarikatı arkadaşlar bir Türk Sufi tarafından kurulan ilk tarikat. Buradaki bilgiye dikkat edelim. Sorularda karşınıza çıkar. Bayramiye tarikatı bir Türk, Türk Sufi tarafından kurulan ilk tarikat. Bu bilgiyi unutmayalım. Evet şimdi sırada yeni bir başlığımız var. Osmanlı Devlet İdaresi'ne bakalım. Osmanlı Devleti nasıl yönetiliyordu? Tabii ki de yönetimin başında kim var arkadaşlar? Padişah var. Monarşinin başı. Sadece padişah devlet yönetiminde e, söz sahibi değil. Tabii ki de padişahın danıştığı bir meclisi yani bir divanı var. Devlet işlerini burada görüşüyorlardı değil mi? Ve aynı zamanda işte Osmanlı Devleti'nde yönetenler sınıfı dediğimiz bir sınıf vardı. Bu sınıf arkadaşlar üçe ayrılıyor. Seyfiye, ilmiye ve kalemiye sınıflarını görüyoruz. İlk önce seyfiye sınıfına bir bakalım. Arkadaşlar seyfiye sınıfı demek kılıç ehli insanların bulunduğu sınıf demek arkadaşlar. Burada ilk sırada vezir-i azamı görüyoruz. Vezir-i azam yani sadr azam devletin ikinci adamı. Yani padişah sefere gitmediği dönemlerde ...padişahın yerine sefere giderdi. Hatta dönem dönem padişah gibi elçi bile kabul edebiliyordu arkadaşlar. Yine burada vezirleri görüyoruz arkadaşlar. Beylerbeyi, Sancak Bey ve Kapıkulu askerleri. Yani burada kimi söyleyebiliriz? İşte yeniçerileri ve ağasını söyleyebiliriz. Tımarlı sipahiler de yine Seyfiye sınıfında, yönetenler sınıfında yer alıyor arkadaşlar. İlmiye sınıfına baktığımızda ise medresede eğitim almış ve devlet görevlisi olarak... E, görev yapan kişilere biz söylüyoruz bunu. İlk sırada tabii ki de Şeyh İslam'ı görüyoruz. Şeyh İslam görevi şuydu arkadaşlar. Padişah bir konu hakkında bir karar aldığında dine uygun olup olmadığını Şeyh İslam'a sorardı. O da bir fetva yayınlardı. Kadı asker ya da kaz asker dediğimiz kişi ise özellikle arkadaşlar eğitim ve hukuk alanlarında faaliyet gösteren e, birimdi. Yine müderrisleri görüyoruz arkadaşlar. Müderrisler ise işte medreselerde hocalık yapan kişilere verilen ünvandı. Kalemiye sınıfına geçtiğimizde ise kalemiye sınıfında nişancıyı görüyoruz arkadaşlar. İç ve dış yazışmalarda e, padişahın mührünü vururdu. Yine defterdar, maliyeden sorumlu kişiydi. Hazineyi denetlerdi. Reysül küttabise ise divan katibiydi. Ve bunlar da yine kalemiye sınıfı içerisinde yer alıyor. Reisül kitaba dikkat edelim. Özellikle 18. yüzyıldan sonra arkadaşlar hariciye nazırlığını yani Dışişler Bakanlığı'nda yürüten sınıf olacak. Reisül kitap. Osmanlı Devleti'nde eğitim kurumlarına baktığımızda ise arkadaşlar eğitim genel anlamda medreselerde veriliyordu. Yine Osmanlı Devleti'nin ilime ve ilim insanlarına önem verdiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar bu medreselerde hangi dersler verilirdi? Bir e buna bir bakalım. Tabii ki de dini bir eğitim söz konusuydu. Dini eğitimin yanında bir de bizim pozitif bilimler dediğimiz yani deney ve gözlemi de yapılabildiği bilimler de bulunuyordu. Tıp, matematik, fizik, kimya, tarih ve coğrafya bilimleri de medreselerde dini bilimlerin yanında verilen dersler içerisindeydi. Evet yan tarafa geldiğimizde ilk Osmanlı medresesi arkadaşlar 1330 yılında Orhan Bey döneminde İznik'te açılıyor arkadaşlar ve Medreselerde ders veren kişilere biz daha demin söylemiştim. Ne diyorduk? Müderris diyorduk. Medresedeki talebelere, öğrencilere ise arkadaşlar danışment ya da softa ya da bir diğer adıyla sufte deniliyordu arkadaşlar. Osmanlı tarihine baktığımızda önemli medreseler hangisiydi diye soracak olursanız eğer özellikle Fatih döneminde açılan Sağlı Sema medreselerini söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda Kanun Sultan Süleyman dönemindeki Süleymaniye medreseleri de söylenebilir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde medreseler kadar olmasa da yani resmi bir şekilde olmasa da tekke ve zaviyelerin de yine eğitim sisteminin gelişmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tekkelere baktığımızda arkadaşlar özellikle tarikat üyelerinin ibadet yaptığı yer ve bu tarikat, e, tarikata ait kişilerin kaldığı yerler olarak söyleyebiliriz. Burada yine e, yardıma ihtiyacı olan kişilere yardımda ulaştırıldığını da biliyoruz arkadaşlar. Tekkelerin küçüğü neyse arkadaşlar zaviye deniliyor. Bunu da yine unutmayalım. Tekkelerin bir küçüğü de zaviye deniliyor. Evet Türk dünyasında yetişen bazı bilim insanlarına baktığımızda Burada Akşem, Akşemsettin, Ulubey ve Ali Kuşçu'yu görüyoruz arkadaşlar. İlk önce Akşemsettin'den başlayalım. Akşemsettin, Fatih Sultan Mehmet'in biliyorsunuz akıl hocasıdır. Özellikle İstanbul'un fethinde etkili olan ilim insanlarından bir tanesi. Tıp ve dil alanında çalışmalar yürütmüştür. Özellikle burada arkadaşlar bir eseri var. Maddetül Hayat denilen eserinde ilk kez mikroptan söz ediyor ve bazı hastalıkların kalıtım yoluyla ulaştığını dile getiren ilk kişilerden. Yan tarafta Ulu Bey görüyoruz. Ulu Bey arkadaşlar Timur devletinin hükümdarlarından bir tanesi. Özellikle matematik ve astronomi alanlarında faaliyet göstermiştir. Semerkant'ta kurmuş olduğu rastane yani rastane neydi arkadaşlar? Onu da bir yeri gelmişken söyleyelim. Gözlem evi arkadaşlar. Kurduğu rastane ile bilinen ilim insanı. Yan tarafta Ali Kuşçu'yu görüyoruz. Ali Kuşçu arkadaşlar Ulu Bey'in öğrencisi, talebesi. Buna dikkat edelim. Ulu Bey'in ölümünden sonra ilk olarak Anadolu'da faaliyet gösteren özellikle Doğu Anadolu bölgesinde Akkoyun Devleti hükümdarı Uzun Hasan'a sığınıyor. Ancak Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle birlikte İstanbul'a geliyor ve burada arkadaşlar ne yapacak? Ayasofya'da müdürlük yapacak. Ve aynı zamanda Türkiye'de ki ilk astronomi hocası olarak da Ali Kuşçu biliniyor arkadaşlar. Osmanlı'da halk kültürü ve kitabı kültüre baktığımızda yani sözlü ve yazılı kültüre baktığımızda e, bu şunları görüyoruz arkadaşlar. Sözlü kültür konuşma yoluyla kulaktan kulağa kuşaktan kuşağa aktarılan kültür arkadaşlar. Sözlü kültürü neler oluşturuyor? Destanlar, şiirler, masallar, fıkralar, menkıbeler ve halk hikayeleri sözlü kültürü oluşturuyor. Metahlar, saz şairleri, ozanlar ve aşıklar ise sözlü kültürün yayılmasında etkili olan kişiler arkadaşlar. Yazılı kültüre baktığımızda özellikle yazılı kültürde padişah fermanlarının, beratlarının, tercüme kitaplarının, risalelerin ve minyatürlerin etkili olduğunu görüyoruz. Osmanlı tarihinde yazılı kültürün gelişmesinde etkili olan bir eser var arkadaşlar. Yazıcıoğlu Yazıcıoğlu Mehmet'in Muhammediye adlı eseri bir dönem medreselerde ders kitabı olarak okutulacak. Hatta şöyle ekstra bir bilgi vereyim. Bu dönemde Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okunan eser arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde kültürel faaliyetler nasıl gelişti? Hangi padişah döneminde başladı diye soracak olursak eğer sorumuzun cevabı arkadaşlar. ikinci Murat. Kültür hareketini başlatmış. Türk dilini, burası çok önemli, Türk dilinin gelişmesinde etkili olmuştur. Şunu yapıyor arkadaşlar, alimlere ve şairlere eserlerini Türkçe yazdırıyor. Danışmanatname ve kabusname bu dönemde yeniden tercüme ediliyor. Özellikle Edirne'de ve Bursa'da inşa ettiği işte medreseler, camiler, saraylar, köprüler buranın e, önemli bir merkez olmasının önünü açacak arkadaşlar. E, Birçok hayır işlediğini biliyoruz 2. Murad'ın. Bundan dolayı da... Ebul Hayrat diye de ikinci Murat anılıyor arkadaşlar. Bunu da yine unutmayalım. Osmanlı Devleti'nde sultanlar sadece devlet yönetmez çeşitli farklı sanat ve edebiyat alanlarıyla da ilgilenirler, ilgilenirlerdi. Burada bazı Osmanlı padişahlarının işte şairlik yaptığını ve almış oldukları takma atları görüyoruz arkadaşlar. Takma atlara mahlas deniliyor bildiğiniz üzere. Şimdi burada ikinci Murad'ın Muradiye, Fatih Sultan Mehmet'in Avni, II. Beyazıt'ın Atli, Yavuz Sultan Selim'in Selimi, Kanuni Sultan Süleyman'ın ise Muhibbi mağlasıyla şiirler yazdığını hatta bu şiirleri topladıkları divanların olduğunu da yine söyleyebiliriz. Evet Osmanlı Devleti'ndeki şehir planlamasına baktığımızda arkadaşlar şöyle bir yapının olduğunu görüyoruz. Bu yapının merkezinde arkadaşlar yani şu orta kısmında camiler, hamamlar, aşevleri ve şifaneler bulunuyordu. Hemen onun etrafında ise arkadaşlar yani şu kısımda saraylar ve konaklar bulunuyordu. Diğer kısımlara baktığımızda şu sarı ve mavi kısımlarda arkadaşlar çeşitli mahallelerin yerleşim yerlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Yine eğer bir üretim tezgahı varsa bir fabrikası varsa onlar da şehrin dışına yapılıyordu arkadaşlar. Şehrin merkezi gürültüden etkilenmesin diye. Burada da bir ...Osmanlı çarşısını görüyoruz. İşte gördüğünüz gibi rengarenk bir çarşı. Evet Osmanlı'daki mimari anlayışa baktığımızda... ...tabii ki de kendisinden önce Anadolu'da faaliyet gösteren... ...Türkiye Selçuklu Devleti'nden etkilendiğini görüyoruz. İşte yapılan medreselerde, köprülerde, e, inşa edilişinde... ...hep Türkiye Selçuklu Devleti'nden etkilen, etkilenildiğini söyleyebiliriz... Tabii ki de Osmanlı mimari dediğimizde aklımıza en gelen en önemli isim kim arkadaşlar? Mimar Sinan. Şimdi klasik her zaman sorularda gördüğümüz bir soru çeşidi olarak işte Mimar Sinan'ın çıraklık, kalfalık ve ustalık eserleri var. Şimdi bu camiler üzerinden Mimar Sinan'ın e, çıraklık, kalfalık ve ustalık eserlerini belirleyelim. Arkadaşlar Şehzade Camisi İstanbul'da inşa edilmiş ve bu Mimar Sinan'ın çıraklık eseri. Bunu unutmayalım. Ve Süleymaniye Camisi de Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olacak. Ustalık eseri ise arkadaşlar Edirne'de bulunan Selimiye Camisi olacak. Bu bilgiyi unutmayalım. Burası önemli. Evet Osmanlı'daki el sanatlarına bakalım arkadaşlar. Osmanlı'da özellikle çeşitli dallarda el, sanatlar, el sanatlarının geliştiğini görüyoruz. Ee, i̇lk olarak minyatüre bakalım. Minyatür, özellikle el yazması eserleri süslemek ve derinlik kazandırmak için yapılan resimlere deniliyor arkadaşlar. Bunlar üç boyutlu değil tabii ki de. Hat sanatına baktığımızda ise arkadaşlar güzel yazı yazma sanatı. Hat sanatıyla uğraşanlara biz ne diyoruz? Hattat diyoruz. Dokumacılık, kumaş halı kilim yapımı biliyorsunuz Osmanlı devletinde yine Anadolu'nun bir geleneğidir. Osmanlı Devleti'nde de kumaş, halı, kilim yapımı gelişiyor arkadaşlar. Çiniciliğe baktığımızda kil topraktan yapılan levhaların genellikle çiçek resimleriyle süslenip fırında pişirilmesi sanatıdır. Özellikle camilerin içindeki o e, çinicilik işlemeciliği görüyorsunuzdur. Çok da güzel oluyor arkadaşlar. Ahşap ve taş işlemeciliğine baktığımızda ise işte tahta malzemelerin üstünün oyulmasıyla ahşap işlemeciliği taşın yontulması ile de taş işlemeciliği yapılıyor. Şimdi ahşap oyan kişilere biz neccar diyoruz arkadaşlar. O bilgiyi de burada verelim. Ebru sanatına bakalım arkadaşlar. Özel karışımlı bir suyun içine boya serpiştirilerek yapılan süsleme sanatı. Yanda da bir görselini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet konularımız bu kadardı. Şimdi sırada birkaç tane sorumuz var. Onları çözelim. İlk soruya baktığımızda şu soruyu görüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Moğol baskısı ve istilası sonucunda Anadolu'da meydana gelen olumlu bir gelişmedir demiş bize. Şimdi bakalım Anadolu'ya sığınan birçok Türkmen derviş ve alimin Anadolu'nun İslamlaşmasında etki etmesi. Bu bir kalsın. B'ye bakalım Anadolu'da birçok şehrin tahrip edilmesi. E halde arkadaşlar bu olumsuz bir gelişme değil mi? Bunu eledik. C'ye bakalım. Türkler arasında uzun yıllar siyasal birliğin sağlamam, sağlanmaması. Bu da olumsuz bir gelişme. Anadolu'nun yurt haline gelme sürecinin uzaması olumsuz bir gelişme. Ticaretle geçinen şehirlerin zararı uğraması. Bu da olumsuz bir gelişme. Ancak A şıkkına baktığımızda hatırlayın Moğol istilası e, gerçekleşiyordu. Türkiye Selçuk Devleti otoritesini kaybediyordu. Ve bazı sufiler ve alimler dervişler bu noktada ne yapıyorlardı? Müslümanlar arasında dayanışmayı sağlıyorlardı. Bu da bizim için olumlu bir davranış, hareket arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Yukarıda yer alan divanı hümayun üyelerinin temsil ettikleri kollar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir denmiş bize. Şimdi soruya baktığımızda sadrazam ve vezirler hatırlayalım seyfiye sınıfın, sınıfında yer alıyordu. Şimdi seyfiye olmayanları belirleyelim. Eledik, eledik. A ve E şıkları kaldı. Şevistan ve Kaz asker ise hatırlayın e, medreselerde ders alan ve gör, sonradan görevli olan kişilerdi. E, haliyle ilmiye sınıfını oluşturacaktı değil mi? B şıkkı. E'ye e baktığımızda seyfiye, ilmiye ve kalemiye sınıfını görüyoruz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı çıkıyor. Defterdar ve nişancı da hatırlayalım kalemiye sınıfında yer alıyordu. Diğer soruya geçelim. Divanı Hümayun'da alınan kararların yazılması dosyalanması ve arşivlenmesinden sorumlu olup 18. yüzyıldan itibaren hariciye na nazırlığı yani dışişleri bakanlığın görevini üstlenen divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlayalım bunu ders içerisinde bilgisini vermiştim size. Arkadaşlar burada sorumuzun cevabı ne olacak? Reîsül Küttab olacak. Diğer soruya geçelim. Moğol istilası sonrası tasavvuf düşüncesinin Anadolu'daki önderleri olan ve halka önderlik yapan isimler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz yani bulunmaz. Arkadaşlar hatırlayın Mevlana'yı konuştuk, Ahmet Yesevi'yi konuştuk, Hacı Bektaş Veli'yi konuştuk. Yunus Emre'yi konuşmadık ama o da yine özellikle Risaletül Nusiye kitabında güzel ahlakı ve İslam'ı Anadolu halkına benimsetme noktasında etkili olan isimlerden bir tanesi. Ancak i̇bn Sina burada sorumuzun cevabı olacak kendisi tıp alanında etkili olan bir kişi. Diğer soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde görülen el sanatları arasında yer almaz? Aslında bunu şöyle değiştirelim. El sanatları içerisinde daha az öneme sahiptir diyelim. Arkadaşlar Ebru sanatını hatırlayalım önemliydi. Dokumacılık, minyatür ve hat sanatları yani el sanatı olarak önemliydi. Ancak Osmanlı Devleti'ne baktığımızda heykelcilik put geleneğinin tekrardan başlayabilmesi, başlamaması için yasaklanmış bir şeydi. Bundan kaynaklı heykelcilik sanatı Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıla kadar pek de gelişme göstermeyecek arkadaşlar. Evet bugünlük işlediğimiz konuları şöyle bir tekrar ettiğimizde konu biterken başlığına baktığımızda bir neler yaptık onları bir konuşalım. Arkadaşlar Anadolu'nun İslamlaşmasında etkili olan sufileri ve alimleri konuştuk. Kimdi bunlar? Mevlana, işte Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Ahmet Yesevi gibi isimler etkili olmuştu arkadaşlar. Yine Osmanlı Devleti'ndeki idari yapıyı konuşmuştuk. Hatırlayın Seyfiye ...ilmiye ve kalemiye sınıflarından söz ettik. Aynı zamanda Osmanlı'da sözlü ve yazılı kültürün e, topluma etkisinden söz ettik arkadaşlar. Osmanlı'daki şair sultanlara değindik ve Osmanlı'daki mimari ve sanat faaliyetlerine... ...e sanatlarından işte Mimar Sinan'a değinip ünitemizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi sırada ödüllü sorumuz var arkadaşlar. Mimar Sinan'ın çıraklık, kalfalık ve ustalık eserlerini yazın. Hepinizden güzel yorumlar bekliyorum... Özellikle Mart ayı programını kaçırmayın arkadaşlar. Ee, bu anlattığım dersi 7 Şubat Salı günü izleyebilirsiniz. 16 Mart'ta sizinle Dünya Gücü Osmanlı yükselme dönemini konuşacağız. Mart ayının sonuna doğru da artık ikinci dönem birinci yazılıya hazırlık videoları gelecek. O yüzden kanala abone olup yorum yazmayı bildirimleri açmayı unutmayalım. Şimdiden hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.